Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle bir ipim var. Himalaya'nın ihraç fazlası ipi. Onu kullanacağım. Renk numarası, metre, uzunluk olarak metresi yok. Üzerinde yazmıyor arkadaşlar. Onun için onu söyleyemiyorum. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Onunla güzel bir model başlayacağız. Modelimiz oldukça güzel, ajurlu, harika bir model. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize önce ilmek alarak başlayalım. Şu şekilde. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde belirleyeceğiz. 4, 8, 12, 16. En sonunda da 2 ilmek daha ekleyeceğiz. Şöyle. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tam 18 ilmek var benim şişimde. Onunla modelimizi kurmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Ben şöyle birkaç sıra haroşa lastik başlayacağım. Haroşalarınızı arkadaşlar ister ters örebilirsiniz, isterseniz düz olarak örebilirsiniz. Sonuç değişmeyecektir. Eliniz nasıl alışıksa, nasıl kolayınıza geliyorsa. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıra haroşamı yapmış oldum şöyle. Birkaç sıraya tamamlayalım. Evet, iki sıra şöyle haroşamı tamamladım. Arka yüzünde de bir sıra ters olarak ördüm ilmeklerimi. Şöyle ön yüzünde bir sıra düz oluşması için. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz iki sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim. Tekrar iki ilmek düz ördüm. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. 2 ilmek ikisini bir düz örerek sola doğru kestim yani. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. 2 ilmeğin ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Son iki ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters. Bir, şu ajuru da ters örüyorum. 2 ilmek ters olarak ördüm. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde ters örerek kestim yine. 2 ilmek ters. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters olarak ikisini bir ördüm ve kestim.
2 ilmek ters, 1, 2 ilmek ters ördüm. Bakın ajurdan sonrakinde kesme işlemi yapacağım. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle önden alarak ikisini bir ters ördüm. 2 ilmek ters, 1 ilmek doladım. Son 2 ilmeğim var. Kenar ilmeğinden hariç. İkisini bir şöyle aldım. Ters örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model hep bu iki sıranın tekrarından oluşacak. Ama ilerledikçe tabii ki çok güzel bir görüntüsü olacak. Şu anda hiçbir şey belli değil. Tekrar yapalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Şu ortada balık sırtı oluşacak arkadaşlar. Şurada. Bakın ikisini ön yüzünde kesiyoruz. Şöyle sola doğru. Diğer ikisini arka yüzünde keserek balık sırtı gibi bir görüntümüz olacak. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim ters olarak ördüm. 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ters örerek kestim. 2 ilmek ters ilmek ördüm. 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kestim yani. 2 ilmek ters. 1 ilmek doladım. Bu 2 ilmeğimi de ters olarak ikisini bir ördüm. 2 ilmek ters. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine ters örerek kestim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bir kez daha yapalım şöyle yavaş yavaş. Kenar birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek doladım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Sıradaki 2 ilmeğim düz. 1 doladım. 2 ilmeğimi düz örerek ikisini bir kestim. Sola doğru. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Bakın arkadaşlar benim ilmeklerim düz geliyor. Eğer sizinki şöyle şu şekilde ise ilmeklerinizi düzelterek kesmeniz gerekiyor. Benimki ikisi de düz olduğu için yani bütün ilmeklerim düzeltmeden şöyle 2 ilmeğimi de alıp ikisini bir örerek kesiyorum. 2 ilmek düz, 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Şimdi ikinci sıra arka yüzünde aynı işlemleri ters olarak yapıyoruz. Ön yüzünde düz örerek, arka yüzünde ters. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. 2 ilmek
ters ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir ters örerek kestim. İki ilmek ters olarak ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi ters örerek kestim. İki ilmek ters. Bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi de ters ördüm. Şöyle ikisini birden ve kesmiş oldum. İki ilmek ters. Bir ilmek doladım. İki ilmeğim kaldı kenarda. Onu da ikisini bir şu şekilde alarak ters ördüm ve kesmiş oldum. Tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli üçüncü kez kurmuş olduk. Bakın hep yapacağımız ilk iki sıranın tekrarından oluşmakta. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model oldukça güzel ve kolay bir model. Yapımı da çok zevkli, ajurlu şöyle. İstediğiniz ipe, istediğiniz örgüye uygulayabileceğiniz bence çok çok harika bir model. Sizin de fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir de şöyle daha önce biraz büyük bir parçasını yaptım. Bunu beraber yaptık. Şöyle onu da yine haroşa üzerine başladım. Bunu da beraber aynı şekilde yapmıştık. Şunu kenara bırakıyorum hemen. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Harika bir model bence. Bakın şöyle ajurlu. Bu ipe de çok yakıştı. Şöyle parlak güzel bir ip. Kenar ilmeklerimiz gayet düzgün, şöyle temiz. Farklı lastikler üzerine de başlayabilirsiniz. Ben şöyle haroşayı tercih ettim bugün. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle. Yazlık örgülerinizde de yazlık iplerle koton, merserize iplerle yazlık örgü olarak, mevsimlik örgü olarak harika olur. Bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Bunu şal yapımında kullanabilirsiniz. Açıkçası her örgüde kullanabileceğiniz harika bir model. Ajurlu örgü sevenlere farklı ve güzel bir model. Şöyle her açıdan göstermek istiyorum arkadaşlar size. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, eğer modelimi de beğendiyseniz bir beğeni yapmayı, bir yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.